Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Afrika'ya gitti. Avrupa'da yaşayan iş adamı Yıldırım Kuroğlu, Afrikalı çocukları sevindirme hayalini 40 yıl sonra Afrika'ya giderek gerçekleştirdi. Merkezi Avrupa'da bulunan Help Yetim Organizasyonu ile Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Mali'ye giden Yıldırım Kuroğlu Burada Afrikalı çocuklar için oyun alanları, çocuk parkı, içinde okul, su kuyusu ve mescidinde bulunduğu bir kompleks kurma planı olduğu belirtildi. Help Yetim İnsanı Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş'la birlikte çocukları sevindirmek için başkent Bamako'ya 300 kilometre uzaklıktaki 2500 nüfuslu Koba Köyü'ne giden Kuroğlu, köylülerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Help Yetim Ekibi, Köyde Yıldırım Kuroğlu tarafından yapılacak çocuk park alanı, okul, mescit ve su kuyusunun temel atma törenine katıldı. Köylü çocuklara oyuncak ve şeker dağıtarak onların sevincine ortak olduğunu söyleyen Kuroğlu, "Çok farklı duygular yaşıyorum. Küçüklüğümde gördüğüm ve bugüne kadar unutamadığım bir fotoğrafta yer alan Afrikalı çocuğun yüzünü güldürmek için kendime ahdetmiştim." Bugün bu hayalimi, bu ahdimi yerine getirmek için buradayım. Buraya çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları sevindirmek için oyun alanları ve çocuk parkı kuracağım. Bununla birlikte köylülerin en çok ihtiyaç duyduğu ve aynı zamanda okul olarak da kullanılacak olan bir cami ve su kuyusunu da yaptıracağım. Çocukların yüzünü güldürmek için Afrika'dayım. Bu günleri gösteren Rabbime hamdolsun. Ben de üç çocuk babasıyım, çocuklarımın yüzünün gülmesini nasıl istiyorsam bu çocukların da yüzleri gülmesini istiyorum. Bu anlamda bize yol gösteren, buna vesile olan ve buraya kadar getiren Help Yetim Başkanımız Cahit Ataş Bey'e de teşekkür ediyorum, dedi. Yıldırım Kuroğlu'nun kararını tebrik eden Help Yetim Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, 15 yıldır Afrika'da insanı yardım alanında çalıştığını ancak ilk defa bir hayırseverin çocuk parkı yaptırmak istediğine şahit olduğunu ifade etti. Ataş, Help Yetim olarak malide ihtiyaç duyulan en ücra köşelerdeki ailelere dahi yardım ulaştırdıklarını belirterek, kendilerine bağışta bulunan Avrupa ve Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti. Goba köyü sakinleri yardım için derneğe ve iş insanına teşekkür ettikleri ifade edildi. Diyarbakır takımları kadrolarını güçlendirdi. Profesyonel futbolda 27 günlük ara transfer maratonu tamamlandı. Takımlar yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendirdi. Geçtiğimiz dönemlerden kalma borçlardan dolayı transfer tahtası kapalı olan Ahmet Sportif Faaliyetler, son anda borcunu ödeyip transfer engelini kaldırarak kadrosuna 3 takviye gerçekleştirdi. Ordu Spor 1967'den kaleci Can Tutemel, Bergama Belediyespor’dan Spor'dan Forvet İsmail Cem Kara ve Karşıyaka'dan Sabek Muhammed Fatih Öztekin'i renklerine katan Ahmet Spor'da Mehmet Sıddık İstemi, Kurtuluş Yurt, Deniz Taşkesen, Cerem Talha Dinçer, Çağatay Yılmaz ve Mücahit Çakır takımdan ayrıldı. Diyarbakır Spor kadroyu yeniledi. Devre arasında Sinan Akaydın, Utkuşen, Batuhan Süer, Gökhan Meral, Abdülaziz Solmaz, Erkan Taşkıran, Okan Dernek, Fırat Arıkan gibi isimlerle yollarını ayıran Diyarbakır Spor, ara dönemde kadrosuna 10 yeni ismi dahil etti. Diyarbekir Spor, Isparta 32 Spor'dan Forvet Furkan Özdemir, Şanlıurfa Spor'dan Stoper Kadir Kan Özdemir ve Sabek Şerif Doğan, Adana Demir Spor'dan Forvet İsa Güler, Adana Demir Spor'dan Forvet Umutcan Kaya, Sancaktepe FK'dan Anıl Kara, Van Spor'dan Sabek Kerem Hakan Vapurluoğlu, Tuzla Spor'dan Defansif Orta Saha Oyuncusu İbrahim Has. BB Erzurum Spor'dan Stoper Fırat Şaşı ve Ankara Spor'dan Kaleci Atakan Akyol'u transfer etti. Diyarbakır'da 2023'e kadar hedef 5 milyon turist. Mezopotamya'nın altın üçgeninde bulunan Diyarbakır'da, 2021 yılını pandemiye rağmen turist sayısında %50 artışla geçirdi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 2023 hedeflerinde 5 milyon turist ağırlamak olduğunu söyledi. 12500 yıllık tarihi ve 13 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, pandemiye rağmen 2021 yılında turist sayısında %50'lik bir artışta geçirdi. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Malabadi Köprüsü Geçici listede bulunan Zerzavan Kalesi, insanlığın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Çayönü Höyü ve Körtik Tepesiyle, kültür ve inanç turizmiyle 2023 yılına kadar 5 milyon turist ağırlamaya hazır. Diyarbakır'da çok ciddi bir turizm potansiyeli olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, 12.500 yıllık tarihi ile kentin 13 medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Elde çok değerli, çok kıymetli tarihsel, kültürel mirasın olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, en önemli mirasların UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçesi, Zerzevan Kalesi, Malabadi Köprüsü gibi birçok değerin olduğunu vurguladı. Mezopotamya'nın altın üçgeni, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'in yukarı Mezopotamya'nın tacı olduğunu belirten Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü. İnsanlığında ana vatanıdır. İnsanlığın ilk yerleşim bölgesi Göbeklitepe, Han Tepe, Körtik Tepe ile Çayönü ile zaten ispatlandı. Bu bölgede özellikle kültür ve inanç turizmi noktasında biz 2020 yılında Diyarbakır'da çok büyük bir çalıştay yaptık. Onun çıktılarını almaya başladık. 2021 yılında Diyarbakır'a pandemiye rağmen gelen turist sayısında %50'lik bir artış oldu. İnşallah 2022 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Mezopotamya'nın altın üçgeninde özellikle kültür turlarında, inanç turlarında ciddi bir patlama bekliyoruz. Şehrin geleceğini çalanlar yüzünden 40 yıldır bölgeye insanlar gelemedi. Sektörün hazırlıklı olması uyarısında bulunan Vali Karaloğlu, buna şehirlerimizin, belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin hazırlıklı olması lazım. 40 yıldır da bu bölgeye insanlar bir şekilde gelemediler. Gelmek istediler gelemediler. Şehrin geleceğini çalanlar yüzünden insanlar gelemediler. Artık bölgede huzur var, güven var. Turiste huzur ve güven olan yere gitmek ister. Bizim Diyarbakır'a 5 milyon turist hedefimiz var. Bunu 2023 hedefi olarak koymuştuk. Ama inşallah bu kent bunu sağlayacak. Bu kentin potansiyeli bunu sağlayacak, şeklinde konuştu. Diyarbakır'da Türkiye'nin yerli ve milli sporu, hemsbal tanıtımı yapıldı. Hemsbal oyunu, top, çember, hedef tahtası, alan şeridi ve ayak basma tablası ile oynanan Türkiye'nin yerli ve milli sporu. Oyun, Diyarbakırlılar tarafından da ilgi görürken vatandaşlar çocuklukta oynadıkları oyuna benzetti. 2011 yılında Murat Altınay tarafından tasarlanan, 2012 yılında Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından desteklenen ve 2013 yılında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi spor branşı olarak kabul edilen Hemsbal, 3'ten 93'e Herkes İçin Hemsbal sloganıyla yola çıkarak Diyarbakır'da tanıtılmaya başlandı. Hemspallı genci, yaşlısı, çoluk çocuk herkes oynuyor. Hemspal Diyarbakır il temsilcisi Mahsum Alanko, oyunu Diyarbakır'ın merkezi olan Ulu Cami önünde Diyarbakır halkına tanıtmak için geldiklerini belirtti. İyi dönüşler aldıklarını belirten Alanko, genci, yaşlısı, çoluk çocuk herkes oynuyor. Herkes büyük bir zevk alıyor. Herkesin oynayabileceği bir spor branşı. Hemspal, 2011 yılında İzmir'de Murat Altınay tarafından icat edildi. 2011 yılından bu yana sürekli gelişme halinde. Gerek Türkiye içi gerekse ülke dışına taşındı. Birçok insana tanıtıldı ve tanıtılmaya da devam ediyor, dedi. Amacımız Hemspollu Diyarbakır'a tamamen getirmek. Diyarbakır Kayapınar Hemspol antrenörü Rojda Çakmak, Hemspallı Diyarbakır'a yeni getirebildiklerini söyledi. Kendilerinin daha önce Hemspallı bildiklerini kaydeden Çakmak, biz daha önce tanışmıştık. Halka yeni tanıştırıyoruz. Hemspallı destek olabilecek belediyeler arasında Kayapınar'ı seçtik. Kayapınar Belediyesi biraz daha spora yatkın. Amacımız Hamsballu Diyarbakır'a tamamen getirmek ve Güneydoğu bölgesinde hemspallı Diyarbakır'a teslim etmek diye konuştu. Hemspal ile yeni tanışan Ahmet Taş, oyunu çok sevdiğini belirterek kendisine çocukluğunu hatırlattığını söyledi. Hemspal oynayan Serkan Şimşek, oyunu zevkli bulduğunu ve çok beğendiğini aktararak oyunu daha çok yaşlılara tavsiye ediyorum. Yaptıkları hareketler onlara sağlık açısından, fiziksel açıdan iyi olur." Kol ve bacak kaslarının sağlığı için tavsiye ediyorum şeklinde konuştu. Diyarbakırlılar Eyvan Grubu ve Sıra Gecesi konserinde eğlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayı etkinlik takvimi kapsamında Diyarbakır Eyvan Grubu ve Urfa Sıra Gecesi topluluğu konseri düzenledi. Dersi, Büyükşehir o, Belediyesi, o, her ay efendim, farklı bir başlıkta efendim, düzenlediği efendim, etkinlik takvimleri ile Diyarbakırlılara ücretsiz etkinlikler sunmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Fejiye Teyran Kültür Sanat Sezonu kapsamında, Hep Kültür Daima Sanat Şubatan Güneşe İnat, sloganıyla hazırladığı Şubat ayı takvimi çerçevesinde Diyarbakır Eyvan Grubu ve Urfa Sıra, Sıra Gecesi Topluluğu konseri düzenledi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Çok Merkezi'nde bilimli, düzenlenen Diyarbakır ve vatandaşların bilimli. yoğun ilgi gösterdiği konserde ilk önce Diyarbakır Eyvan grubu ardından Urfa Sıra Gecesi topluluğu sahne aldı. Diyarbakır ve Urfa yörelerine özgü türkülerin seslendirildiği konserde katılımcılar çektikleri halaylarla eşlik etti. Konser, katılımcılar için hazırlanan çi köftelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Kaymakamı Gözdet'ten karla mücadele ekiplerine teşekkür ziyareti. Huluk Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet ile beraberindekiler, Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışan Diyarbakır Büyükşehir ve Kulp Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek kendilerine teşekkür etti karla mücadele ekiplerini şantiyede ziyaret ederek kendilerini çeşitli hediyeler takdim eden, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet. Uzun yıllardan sonra ilk defa ilçemize bu denli yoğun bir kar yağdı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 1 metre, yüksek kesimlere 2 metreye yakın ulaşan kar yağışı nedeniyle kapanan 58 mahalle ve 380 mezraya ait yolların ulaşımı açılması için günlerce gece gündüz demeden fedakarca çalışan siz değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden onlarca hastanın hastaneye ulaşımını ve yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasını sağlayan sizlerden Allah razı olsun. Hep birlikte hizmetlerin en güzelini hak eden hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Vali Karaloğlu İnşallah Diyarbakır'ı belediyecilik konusunda bir merkez okula hep birlikte dönüştürürüz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, GAP, işbirliği ile gerçekleştirilen temel itfaiye programına katılan itfaiyecilere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Vali Münir Karaloğlu, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tecrübesini paylaşarak bölgenin belediyecilik eğitimlerinde de bir merkeze dönüştürme gayreti içinde olduklarını söyledi. Eğitimlerin itfaiyecilik alanında başladığını belirten Karaloğlu, belediyelerin diğer hizmet alanlarında da eğitimlerin süreceğini ifade etti. İtfaiyenin sadece yangınlara müdahale eden değil, her türlü arama kurtarma faaliyetlerine katılan bir teşkilat olması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Karaloğlu, itfaiye erlerinin su altı dalışından dağcılığa kadar farklı alanlarda yetişmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı. İtfaiyecilerin eğitim sayesinde bilgilerini tazelediklerini, yeni araç ve ekipman kullanma konusunda becerilerini geliştirdiklerini vurgulayan Karaloğlu, AFAD'ın yer aldığı eğitimde birçok olaya beraber müdahale tekniklerinin öğrenildiğini kaydetti. Bilgimizi, tecrübemizi, becerimizi diğer belediyelerle paylaşmak için hazırız. Bölge belediyelerine işbirliğinin artırılması çağrısında bulunan Karaloğlu şöyle konuştu: Ama ihtiyacımız olduğunda hem çalışan arkadaşların kendi can güvenliğini hem de kurtarmaya çalıştıkları yangın alanındaki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, kurtarılması bakımından çok önemli bir teşkilatımız. Afatla işbirliğiyle arama kurtarma faaliyetleri, trafik kazalarına müdahale, acil işlerde müdahale gibi klasik itfaiye hizmetlerinin dışında da artık itfaiye teşkilatlarının yetkinliğini artırmak ve artık itfaiye erlerimizi farklı alanlarda, farklı branşlarda sualtı dalışından dağcılığa kadar farklı alanlarda yetiştirerek toplumun acil müdahale ihtiyacı olan her alanda ilk akla gelen teşkilatlar, itfaiye teşkilatları olsun diye bir gayretimiz var. Yani görevi başındaki arkadaşlarımızın zaman zaman bilgilerini yenilemeleri, tazelemeleri, yeni gelişmelerden haberdar olmaları, yeni araç gereç ekipmanı kullanma konusunda yetkin hale getirilmeleri için bu ve benzeri eğitimlerin çok önemli olduğunu, çok kritik olduğunu yoksa 15 sene önce işe girmişsin, işe girdiğinde bildiğin bilgiyle bugün geldiğimiz çağdaki bilgi, birikim, tecrübe, ekipman eğer kullanamıyorsan çok geride kalmışsın demektir. Onun için bir sürekli arkadaşlarımızı dinamik tutabilmek için bu ve benzeri eğitimlere inşallah önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Burada AFAD İl Müdürlüğü ile de güzel bir işbirliği oldu. Çünkü itfaiye teşkilatları artık gittiği her yerde Afat'la da ortak çalışıyorlar. Doğru mu? Depreme gideceğiniz ortak çalışıyorsunuz. Orman yangınına gideceğiniz ortak çalışıyorsunuz. Yangına gideceğiniz ortak çalışıyorsunuz. Trafik kazasına müdahale etseniz ortak çalışıyorsunuz. Ha o zaman problem çıkmadan bu ekip çalışmasına yatkınlığı da artırmamız lazım. Bundan hem milletimiz hem memleketimiz hem devletimiz hem de insanımız istifade etmiş olur. Ben bugün ilk gruba katılan illerinden ilçelerinden bu programa katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah toplamda 82 itfaiye erini bölgede eğitmiş olacağız. Buradan belediyelerimize de bir çağrımız olsun. Hiç konusu fark etmez. Hangi konuda eksiğiniz varsa, belediyelerinizin hangi konuda eksiğiniz varsa, bizim üye belediyelerimiz için söylüyorum, bize müracaat etsinler. Biz her konuda, belediyecilikle ilgili, yerel yönetimlerle ilgili her konuda eğitim programı düzenlemek, bilgimizi, tecrübemizi, becerimizi diğer belediyelerle paylaşmak için hazırız. Diyarbakır'ı bu konuda belediyecilik konusunda bir merkez, bir okula inşallah hep birlikte dönüştürürüz. Burada tabii etkileşim tek taraflı değil. Belki dışarıdan gelen arkadaşların da çok yetkinleri vardır. Onların da bizi öğretecekleri vardır. Ya yani burada bir araya geldiğimizde aslında her birimizin birbirine tecrübe aktarması da önemli. Biz sadece vermekten yana değiliz. Fazla bildiğimiz öğretmek, az bildiğimiz de öğrenmek üzere bu programları yapıyoruz. Ben eğitim faaliyetlerimize katılan gerek itfaiye dairemizden, gerek ilafat müdürlüğümüzden, eğitici arkadaşlarımıza, katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Konuşmamın ardından uygulama eğitimine katılan itfaiyecilere sertifikaları dağıtıldı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Programa Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, Gab Genel Sekreter Vekili Ali Yücel katıldı. Uygulamalı itfaiyeci eğitimi. Adıyaman, Ağrı, Batman, Elazığ ve Bitlis belediyelerinden 17 itfaiye erinin katıldığı programda uygulamalı itfaiye, teorik afet yönetimi ve koordinasyon eğitimleri verildi. Eğitime katılan itfaiyecilere gerçek yangın kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri tüm durumların yaşatılması, yangına müdahale, söndürme ekipmanlarının kullanım teknikleri, arama, kurtarma yöntemleri, doğalgaz ve LPG müdahalesi simülasyon uygulama eğitimleri verildi. GAD işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 71 belediyenin davet edildiği temel itfaiye eğitim programında diğer gruplar 13, 16 ve 20, 23 Şubat tarihleri arasında eğitime alınacak. Yenişehir Belediyesi U-18 takımı Türkiye şampiyonu oldu. Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcularından Mazlum Tunçer, İstanbul'da yapılan Türkiye U-18 atletizm şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu atletizm ve diğer spor branşlarında Yenişehir Spor Kulübü'nün birçok başarıya imza attığını belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikçi, spora ve sporculara her zaman destek olacaklarını söyledi. Yenişehir Spor Kulübü antrenörleri ve sporcularının son bir ayda birçok başarıya imza attıklarını anlatan Başkan Beşikçi, öncelikle Türkiye şampiyonu olan atletizm sporcumuz Mazlum Tunçer'i tebrik ediyorum. Bu sporcumuzun yanı sıra Bejna Pektaş ile Ecem Naz Ertaş isimli sporcularımız 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Yıldız Bayanlar'da Muay Thai Kickboks Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızda yer alacaklar. Bunların dışında genç takım grup maçlarında Yenişehir Kulübü voleybol takımımız da şampiyon olarak bölge şampiyonasında ilimizi temsil edecek. Spor tırmanış bölge yarışmasında da sporcularımız 2 gümüş, 3 bronz madalya alarak Nevşehir'de düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar diye konuştu.